Merhabalar, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Siyaset alanıyla karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikteyiz. Vahap Seçer bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mersin benim için çok özel yerlerden biri. Zamanında gezi programı yaptığım dönemlerden birinde Mersin'e gitmiştim. Orada beni en çok etkileyen şey üç semavi dinin bir arada olması, herkesin birlikte keyifle yaşaması, herkesin hiçbir sorun yaşamadan özgürlük alanının olmasıydı. Hala öyle mi? Birazcık Mersin'de anlatsanıza bize. Evet, aynen öyle. Geçtiğimiz son bayramda da üç semavi din temsilcilerinin bir arada olduğu bir etkinlik de oldu. Merkez mezarlığında bir arada olduk. Hatta Cemevi dedesi, bir imam arkadaşımız, bir papaz arkadaşımız orada, biliyorsunuz hem Katolik hem Ortodoks kilisesi var. Cemevi var, cami var, havra var. Birçok öğretinin, semavi dinin, mezhebin, meşrebin bir arada kardeşçe yaşadığı bir kent Mersin. Her geçen gün de bunu takip etmeye çalışıyoruz. Netice itibariyle kentin belediye başkanının düşünceleri, yaşam tarzı, giyimi, kuşamı, hatta renk seçimi, renk zevki dahi şehre yansıyor. Benim de düşüncelerim zaten orada, hangi renkten olursa olsun insanların kardeşçe bir arada yaşaması. Neticede burası hukuk devleti ise anayasal hükümler çerçevesinde bir arada ortakça, kardeşçe yaşama iradesini ortaya koyacaksak bunun da biz yöneticiler tarafından tahkim edilmesi için katkı sunulması gerekiyor. Ben de belediye başkanı olarak böyle davranıyorum. Coğrafya geniş, 16 bin kilometre kare. Çok da kadim bir coğrafya dediğiniz gibi. O kadim coğrafyayı birazcık açalım aslında. Yani bir kente gittiğim zaman o kentle ilgili olarak kentin ışığı var mı diye aslında bakarım. Bu Türkiye için de böyle, yurt dışına gittiğim yerler için de böyle. Mersin'in bir ışığı var gerçekten. Bir rengi var, bir sesi var, bir ne bileyim festivali var. İnsan orada kendini yalnız hissetmiyor ve sürekli bir hem öğretisi hem eğlencesi var. Birazcık onlardan da bahsedelim mi? Tabii. Şunu söylemem gerekiyor. Bunu da aslında çok samimi bir ifade olarak alın lütfen. Bir realite, bir tespit. Mersin'in yeterince tanıtıldığını ya da tanınmışlığı olduğunu düşünmüyorum belediye başkanı olarak. Bu birçok ölçümde de, rakamlarda da ortaya çıkıyor. Birçok analizlerde de ortaya çıkıyor. Süratle bizim bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. İşte o zaman Mersin çok daha farklı noktalara gelebilir. Bakın, siz biliyorsunuz Mersin'in bu değerlerini, çok önemli dinamiklerinin olduğunu. Mersin'den bahsederken ben yüzünüzün ifadesine bakıyorum. Çok keyif alarak bunu yapıyorsunuz. Ben gerçekten çok okuyarak gezdim Mersin'i. Evet, Mersin'de öyle. Gerçekten de öyle. Şu anda söylediğiniz gibi bakın, Uluslararası Müzik Festivali var. 19.sü yapılıyor. Çok önemli sanatçılar da sahne alıyor. Örneğin önümüzdeki günlerde, ayın ikisinde sanırım, 2 Ekim'de Goran Bregovic var. Bu Mersin'de konser verecek. Dünyanın ünlü sanatçılarından. Yine ayın 3'ünde bizim de organizasyonumuz Büyükşehir, Mersin Büyükşehir'in Uluslararası Müzik Festivali'nde bağımsız bir organizasyonu var. Kızıl Ordu Korosu geliyor. Haluk Levent ve Kızıl Ordu Korosu. Müthiş. Bunlar çok önemli sanatsal faaliyetler, etkinlikler. Bunu yapma nedenimiz ya da bunu destekleme, bu tip etkinlikleri destekleme nedenimiz işte bu kent mozaiğini, bu farklı kültürleri, farklı meşrepleri bir arada yaşatmak, bir araya getirmek. Nihayetinde kültürün, sanatın, festivalin, etkinliğin, siyasi görüşü ya da hangi tabiyetten olduğun, hangi mezhepten, meşrepten, dinden olduğun sorgulanmıyor. Orada binlerce insan bir arada bir noktaya odaklanıyor. Konserse sanatçıya odaklanıyor. Tiyatroysa oyunu izliyor. Folklor gösterisi ise folklor gösterisini izliyor. Bakın, biz belediye olarak kültür ve sanata da çok ayrı bir yer açtık. Gerçekten bütçe konusunda da son derece bonkör davranıyoruz. Tabii ki imkanlarımız ölçüsünde öncelikli mutlaka kentin sosyoekonomik yapısına göre bütçemizi ayarlıyoruz ya da
Orada hizmet alanlarının bütçelerini belirlerken siz ekonomistsiniz. Neticede bir denge kurmanız lazım. Öncelikli ihtiyaçları göz önüne almanız lazım. Ama kültür ve sanat da öncelikli ihtiyaçlardan bir alan olduğunu düşünüyorum. Mersin özelinde bu çok değerli. O az önce saydığınız işte üç semavidinin bir arada olması, Türkiye'nin bir iz düşümü olması, bir özeti olması, Türkiye'nin her bölgesinden insanların orada şu ya da bu sebeple, kimi ekonomik sebepler, kimi güvenlik sebebi, kimi çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama kaygısıyla Mersin'e gelmiş, şu anda yaşıyor. İşte bu söylediğimiz kültür, sanat, etkinlikler, festivaller, şarkı, türkü, folklor bu insanları bir arada tutuyor, kaynaştırıyor. Daha atmosferi, iklimi, barışı, huzuru getiriyor. Yani muazzam bir iklim yaratıyor size. Şimdi ekonomiden bahsetmişken bir şeylere para harcarken bir yerden de parayı bulmak elbette gerekiyor. Borçlanmadan pek bir şey yapabilmek maalesef günümüz Türkiye'sinde çok mümkün değil. Borçlanma yetkisini belediye başkanına vermiyorlar mı? Vermiyorlar, alamıyoruz. Sebep? Ya da işte meclisten böyle bir karar çıkartamıyor. Ben tamamen politik olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle hukuki olarak da aslında bu kararlar şu anda biz yargıya da götürdük. Geçtiğimiz yıl da alamamıştık. İstanbul'da da mesela benzer sorunlar var. En son işte metrobüs ihalesi için en son Ekrem İmamoğlu kendi sermayelerinden bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştı. Kendileri belediye olarak borçlanmaya gitti. Devlet üzerinden bir şey alamadılar. Şöyle bir proje borçlanmaları var. Örneğin biz de İBR'den şimdi 22 milyon avroluk bir hibe Green City kapsamında işte çevre dostu yakıt kullanan otobüs alımı için para temin ettik. Bunun 7 milyonu hibe. 10 yıl ödemeli, geri ödemeli. Muazzam bir şey bu. Ama şu anda hala yaklaşık 10 aydır Ankara'da imza aşaması. Cumhurbaşkanı imzaladı. Şimdi efendim hazine imzalayacak. Strateji Daire Başkanlığı'nda inceleniyor. Süre kaybediyorsunuz. Şimdi metro için 1 milyar lira civarında bir bono ihracı için meclisten borçlanma yetkisi aldık. Tarihin en önemli belediye yatırımını yapıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. 13.4 yeraltı raylı sistem ya da metro da diyebiliriz. Muazzam bir aslında kente önem, değer katacak, marka kent haline getirecek bir proje. Şimdi bunun da tabii ki işte hazineden onayı daha önce yatırım programına alınması için bir süre geçti. Bunlar ayrı bir şey. Ve bekliyoruz bu konularda da. Ama zaman kaybediyorsunuz. Diğer taraftan biz bir yıl sonranın bütçesini bir yıl önceden hazırlarız. Bu Türkiye bütçesi içinde parlamentoda Ekim ayında başlar. Plan bütçede görüşülür komisyonda. Sonra genel kurula gider. Aylarca tartışılır. Çok önemlidir bütçe görüşmeleri. Ve bir yıl sonranın bütçesi onaylanır. Zaten bütçenin kabul edilmemesi gibi bir durum yoktur. Parlamentoda ya da meclislerde. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de bütçesi yapılıyor. 2021 bütçesi 2020 yılında yapılmış. Şimdi önümüzdeki meclise biz 2022 yılın bütçesini getireceğiz. Tartışacağız, konuşacağız. Diyeceğiz ki 3 milyar 650 milyon lira biz 2022 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi. Gider kalemimiz bunlar, gelir kalemimiz bunlar. Hepsini yazacağız. Şuraya bunu harcayacağız. İşte çalışanlarımıza ya da personel giderimiz bu, yatırımlarımız bunlar. Bunlar da gelir kalemlerimiz, maliyeden, İller Bankası'ndan öz gelirlerimiz. Diyeceğiz ki 3 milyar lira gelir var ya da 3 milyar 250 milyon lira gelir var, 3 milyar 650 milyon lira da gider var. Arada bütçe denkliği için 400 milyon var. Onu da borçlanma kalemine alacağız. Bu bütçeyi kabul ediyor musun meclis? Kabul edenler, etmeyenler ediyoruz. Sonra bir yıl geçiyor, 2022'ye geliyoruz. Diyoruz ki biz bu borcu kullanmak istiyoruz, hayır diyor, kullanamazsın. Şimdi sıkıntı burada, bunlar hukuki değil. Bunlar tamamen siyasi tavırlar. Ben şunu arzu ederim. Merkezi hükümet ya da şimdiki sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde Cumhurbaşkanı bir farklı bir siyasi partinin genel başkanı. Ben farklı bir siyasi partinin belediye başkanıyım. Bakış açısı Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere neyse Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ya da Millet İttifakı'na mensup belediyelere de aynı bakış açısıyla olmalı. Şimdi burada bir ayrım olduğu zaman aslında her şeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü adaletten bahsedemiyorsunuz. Adaletin olmadığı bir toplumda, bir ülkede
geleceğe umutla bakamazsınız. Siz toplumu çürütürsünüz. Devlet yapısını, o mekanizmayı çürütürsünüz. Ortadan kaldırsınız. Şimdi Türkiye'de böyle bir açmaz yaşanıyor. Muazzam bir gerginlik var. Siyasi tartışma var. Bu toz duman arasında yerel yönetimler zaman kaybediyor, hizmet yapamıyor ya da hizmette gecikme yaşıyor. Bundan dolayı da büyükşehir ya da diğer belediyelerin yönetimi altındaki şehirler kaybediyor. Mersin'de zaman zaman bu olumsuzluktan etkileniyor. Şimdi ben bir vatandaş olarak açıkçası şuna bakarım. Bir, karnım doyuyor mu? İki, kaliteli hizmet alıyor muyum? Üç, ihtiyacım olan bir şey varsa bunu ilk kimden isteyebilirim? Bir vatandaş olarak da ilk hani ne yaparım? Şehrin belediye başkanına giderim. Bir şekilde sorunumu ona anlatırım ve sorunumu onun çözmesini beklerim. Çünkü o şehirde yaşıyorum ve o şehri idare etsin diye ben seçmişim. Günün sonunda sizin bu üç kap yemek çok aslında tabir olarak da güzel geliyor kulağa. 24 ayrı noktada ihtiyacı olan vatandaşlara üç kap yemek vermek üzere şehir mutfağı mı diyorsunuz ona? Evet, mahalle mutfakları diyoruz. Mahalle mutfağı. Evet. Mahalle mutfakları kulağa da çok güzel geliyor aslında. Evet. Çorbanın kaynadığını düşünme fikri insanda böyle bir mahalle sıcaklığı da yaratıyor. Ne bileyim işte, aynen, o şehre aidiyeti de beraberinde getiriyor. Nereden çıktı o fikir? Bu tabii bizden çıktı. Yani aşevi desek farklı algılanabilirdi. İnsanlara direkt yardım götürmek ayrı ya da bazı ihtiyaçlarını çok uygun şartlarda ona vermek ayrı. Çünkü o da çalışıyor, alın teriyle geliyor, o 3 TL ödüyor. Bir öğün 3 lira mı? 3 lira şu anda, 3 lira bu yıl sonuna kadar 3 lira devam edecek. Ya simit yese örneğin bir o kadar kadın, anne, 3 çocuğu var, eşi var, toplamda 5 kişilik bir aile bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyor. Evine giderken 15 TL ödeyerek 5 kişilik bir yemek alabilir ya da üzerine de 1-2 ilave eder, 21 TL öder, 7 kişilik 7 porsiyonluk yemek alır, doya doya yer. Bunları yapıyoruz dezavantajlı. Mahallelerde yapıyoruz. Bu çok önemli. Bakın bir şey aklıma geldi. Hani dediniz ya bir vatandaş olarak önce karnım doysun. Tabii. Ona bakalım. Sonra hizmetin kaliteli olup olmadığına bakalım. Şimdi pandemi yeni başlamıştı. 24 saat telefonum açık. Çünkü o dönemde ben arayacak olan çok acil ihtiyacı için arayacak. Hı hı. Ben de tabii ki kısıtlamalardan çok yoğun mesai yapamıyorsunuz. Odaklanmışsınız pandemiye. O yoğun kapanmalar ne oldu? Bir pazar günü telefonum çaldı. Kaldırdım telefonu. Böyle bir yaş almış, bir 70 belki 75 yaşında bir teyzemden telefon. Bana direkt ne başkan dedi ne Vahap Bey dedi. Vahap dedi, ekmek yapacağım bizim orada biliyorsunuz köylü kültürü, saç üzerinde ekmek yap. Bana çok dedi bir çuval, evet bir çuval un dedi. Temin edebilir misin? Her taraf kapalı yani. Bir çuval un gönder misin? Ama daha ilginç bir şey söyleyeyim. Ya dedim hafta sonu şimdi un değil de ben sana hemen bir koli dedim gıda göndereyim. Hani gıda yardımları yapıyoruz. İçinde de yok yok her şey. Ne dedi biliyor musun? Hayır dedi, teşekkür ederim sağ olasın dedi. Benim ona ihtiyacım yok dedi. Var dedi evimde, işte yağım var, bulgurum var, makarnam var. Sadece ekmek yapacağım unum yok dedi. Bizim Merek, Mersin Ekmek Fabrikası var biliyorsunuz, belediye. Hı hı. Oradan bir çuvar un rica ettim, arkadaşlara da götürdü. Teyzeme, ablama verdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. O insanın önce aklına belediye başkanı geliyor. Belediye başkanlığı böyle bir yer. Yani Mersin ki 16 bin kilometre kare alan, yaklaşık 1 milyon 900 bin yerli nüfusunuz var, 400 bin Suriyeli nüfusunuz var, 2 milyon 300 bin insanın yerli ya da geçici sığınma altında insanın yaşadığı 16 bin kilometre kare bir alan. İstanbul'un 3,5 katı. Evet. Ama o vatandaşın aklına belediye başkanı geliyor yani. Demografik yapı bozuldu mu? Şöyle tabii ki 400 bin bir başka tabiyetten bir başka ülkeden insan gelirse o da yaklaşık olarak yerli nüfusun %20'sine tekabül ederse demografi tabii ki dağılımda farklılık ortaya çıkar. Şimdi az önce yaşlı demediniz, onu fark ettim, yaş almış dediniz. Çeşitli ihtiyaçları tabii oluyor yaş almış
insanların. Evde bakım hizmeti önemli bir hizmet. Birçok belediye bunu vermeye çalışıyor ama çalışmakla kalıyor mevzu sadece. Mersin'de durum ne? Çok önemsiyorum. Yani ailemde yaşamış biri olarak çok önemsiyorum. Evinizde hastanız var. Eğer ona bakamıyorsanız, zaman ayıramıyorsunuz. Ekonominiz iyidir, zaman ayıramıyorsunuz ya da uygun birini bulamıyorsunuz. Bakacak birini bulamıyor. Anneniz, babanız, kardeşiniz. Allah kimseye vermesin. Tabii. Ya da hastanız. İşte dediğim gibi yaşlı anneniz, babanız neyse. Buna, sadece yaşlı da değil. Birçok genç de var. Tek başına engelli. Yaşayan 80-85 yaşına gelmiş insanlar var. Daha dediğiniz gibi genç yaşta hastalanan, rahatsızlanan insanlar var. Engelliler var, değişik engelleri olan insanlar var. Yani kendi ihtiyaçlarını bu insanlar karşılayamaz. Bunlara bir elin değmesi lazım. İşte o zaman siz devlet olursunuz, belediye olursunuz, sosyal devlet olursunuz ya da sosyal belediye olursunuz. Biz tüm il satına bunu yaydık. Bizim dediğim gibi coğrafya geniş, 13 ilçe, 4 merkez ilçenin dışında. Mersin'i biliyorsunuz. Merkezden arabanıza binin, 3 saatinizi alır Anamur'a gitmek, 250-300 kilometre yol kat etmeniz lazım. Ama biz bütün bu coğrafya üzerindeki her yerleşim yerinde bu hizmetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Emin olun, dağın başında bir köyde yaşayan, ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız varsa evde bakım birimi gidiyor, o vatandaşın işini görüyor. Ve muazzam da bir memnuniyet oluyor. Muazzam dualar arıyoruz. Bu da tabii ki beni ziyadesiyle memnun ediyor. Dostluk kuruyorsunuz yani. Ha, tabii ki. Yani bundan da öte ne olabilir? Empati yapın. İnsanların yerine kendinizi koyun. Daha ne olabilir? Yani ne isteyebilirsiniz? Yani orada siz müşkül kalmışsınız, çaresiz kalmışsınız. Bir dost el, bir sıcak el, bir samimi el geliyor size dokunuyor. Bundan da öte ne olabilir hayatta? Bir dosthane var. Evet, var. O da güzel bir hizmet. Sosyal politikalar bizim Mersin için çok önemli bir alan. Çok da etkin çalışılması gereken bir alan. Sadece belediyeler anlamında değil, merkezi yönetimin de, yani Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da Mersin'in sosyoekonomik yapısını, demografisini incelediği zaman, ki zaten bunlar bu şekilde mutlaka hizmet yapıyorlar bakanlıkta. Hem fakiri buluyorsunuz hem zengini. Gelir dağılımında adaletsizliğin makasın çok açık olduğu bir yer. Adana'dan sonra Mersin ikinci sırada, ama Mersin vergi tahakkunda da ilk 7'de biliyorsunuz. Bazen 5. 6. 7. muazzam vergi toplayan, yani geliri olan bir kent. Onun için biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda da güçlü bir belediyeyiz diyoruz. Şimdi bizim orada dağınık olduğu için yerleşim yerleri, insanlar tedavi için şehrin merkezine gelme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü büyük hastaneler merkezde, şehir hastanesi, devlet hastanesi, üniversite hastaneleri 200 kilometre, 150 kilometre bir dağlık bölgeden, bir kasaba, ilçeden, bir onun mahallesinden gelip orada günlerce kalacak imkanları yok. Bir yakınının yanında kalsa 2 gün, 3 gün ona ağırlık verebilir ama bir hafta olduğu zaman hem ev sahibi hem kendisi bu işten sıkılır. İşte onun için diyoruz ki hiç merak etmeyin. Normal hastalıklarda 30 gün bir vatandaşım gelip bizim konuğumuz olabilir. Çok güzel de anlaşmalı bizim misafirhanelerimiz var. Kahvaltılarını da orada yapıyorlar. Çok güvenli. Zaten sosyal hizmetler bilimimiz 7/24 ilgileniyor insanlar. Yani köyünden geliyor. Merkeze hangi otogardaysa otogarda ya da bir bölgede onu karşılıyor, alıyor, götürüyor, eliyle teslim ediyor. Ve hastanede çocuğunun ya da yakınının bakımıyla ilgilenebiliyor. Ya da kanser hastasıysa o da 45 güne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tedavi süreci boyunca da ağırlanma imkanına sahip oluyor. Şimdi insan ilkleri unutmuyor ya, böyle ilk çantam, ilk okulda bana verilen bir şey, ilk aldığım hediye, ilk kullandığım kalem. Evet. Ben hala yani o konuda biraz romantik biriyim ben. Dolayısıyla hala öyle ilklerimi saklayan biriyim. O ilk çantam projesi geliştirmişsiniz. Dolayısıyla bunu dünün çocuğu, bugünün yetişkini olarak çok önemsiyorum. Çocuklar belki bunun farkında olmayabilir ama yetişkin oldukları zaman bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu önünde sonunda görecekler.
o romantik tavırla soruyorum aslında. Nedir ilk çantam? Geçtiğimiz önceki hafta, ilk öğretim haftası başlarken bu uygulamayı başlattık. Tabii çok daha nefis çantalar yaptırdık. İçerisinde kırtasiye malzemeleri. Bir çocuğa ne lazım olur? İşte defteri, boyalı kalemi, kurşun kalemi. 26 bin öğrenci bu yıl kayıt olmuş ilk öğretime Mersin'de. Bunun 16 bin çocuğumuz bizden bu ilk çantam projesi kapsamında çantalarını aldılar. Onları hediye ettik onları. Daha çok tabii dezavantajlı mahallelerin olduğu ilk öğretim okullarında. Hatta önceki hafta ben bizzat gittim hafta başında bir okulda bu dağıtımı da sembolik olarak gerçekleştirdim. Orada da tabii ilk öğretime başladığım günü yad ettim. Çok da duygulandığımı söyleyebilirim. Siz de romantiksiniz. Ya ben de öyleyim. Yani gerçekten zaten o insanı var eden belki de insan olmasını sağlayan ya da insanlık kavramı, insanlık tanımına onu uyduran en önemli özelliği o maneviyatı, o romantikliği ya da duygusallığı. Yoksa makina gibi mekanik bir insan olursunuz. Yani o başka bir şey. Ya da duygusuz bir hani insan sosyal bir hayvandır. Ona ayıran odur. Aklıdır, zekasıdır, usudur, düşünmesidir, acımasıdır, şefkatidir, adalet duygusudur, vicdanıdır. Bunlar çok önemli. Elbette ki onları taşıyacağız. Bir kadın olarak çok çok önemsiyorum ve Mersin'deki kadınların özellikle sesi olduğumu şu anda bu soruyu sorarken düşünüyorum. Fabrika anlarım, bir iş yeri anlarım ama halde kreş gerçekten çok iyi fikir. Çok. Bunu bana şu anda mevcut halin, Türkiye'nin en büyük toptancı halidir. En büyük halidir Mersin hali çünkü. Önemli bir istihsal bölgesi. Tedarik tabii zaten biliyorsunuz sebze meyve üretimi muazzam. Narenci üretiminin yoğun yapıldığı bir yer. Örtaltı, sebzecilik, açık tarla sebzeciliği, meyvecilik ve katma değeri yüksek ürünler olur. Halimizin başkanı bu konuda bir sohbetimizde bu fikri bana verdi. Ve çok ilginç buldum. Zaten böyle çıkıyor. Yani projeler ya da bir belediye başkanı ben her şeyin en iyisini bilirim ya da kitabi bilgiler ya da işte daire başkanlarının, bürokratlarının gösterdiği doğrultuda değil. Gerçekten yaşamın içinde olan. Hani derler ya dayağı yiyen mi sayan mı misali o işin içerisinde olan, o meşakkatı, eziyeti çeken insanlardan bazı değerlendirmelerle, görüşlerle de karar verebilir. Bu fikri bana başkanımız verdi, Komisyoncular Dernek Başkanı haldeki. Neden? Çünkü çok sayıda kadınımız çalışıyor. Orada işte sebze meyve ambalajında. Ve bunlar yani geliri düşük insanlar. Zaten yoksa orada niye gelsin çalışsın sabahın kör karanlığında? Çocuklarını bırakacak yerleri yok o çocuklar. Ve halin içinde muazzam bir çocuk bakım evi var. Yani Avrupa standartında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim Mersin. Oraya götürdüm. Çok gıptayla gerçekten beraber gezdik. Çok değerli öğretmenlerimiz var. Pırıl pırıl genç çocuklarla son derece iyi ilgilenen. Onlara bütün o yaşta alması gereken bilgileri, becerileri kazandırmak için çalışan gencecik kızlarımız, çocuklarımız var. Onlara öğretmenlik yapıyorlar. Çok güzel ismi var. Yani ismi hikayenin aklımda özel olarak kaldı. Kır çiçeği. Çok da severim kır çiçeğini. Nedir o proje? O da yine çocuklarla ilgili. Çocuklar... Çiçek deyince zaten bir şey ilk akla çocuk yani, geliyor. Bir bakış açısı var burada. Çocuk, kadın, genç. İşte şu anda Türkiye'nin bence sosyolojik gerçeklerine, sorun alanlarına parmak basıyorsun. Çocuk, kadın, genç, az önce işte yaş almış yurttaşlar. Türkiye'nin sosyolojik gerçekleri yani toplumsal sorun alanlarında karşınızdaki muhataplar bunlar. Oralara yönelmeniz gerekiyor.
Kır çiçekleri de aslında eğitimde fırsat eşitliği. Nedir bu? Kır çiçekleri adından anlaşılacağı gibi kırsal bölgelerdeki, şimdi adları mahalle oldu büyükşehir yasasından sonra, köylerdeki 10-12 yaş arası kızlarımız. Bunlar peki nedir, özelliği nedir? Bunlar fiziksel olarak, kabiliyet olarak, düşünce olarak sporcu. Anaları böyle doğurmuş, böyle yaratılmış. Ama imkanları yok. Köyde kalırsa ne basketbolcu olacak, ne atlet olacak, ne de voleybolcu olacak. Herhangi bir spor dalında yürümesi ya çok tesadüflere dayalı. Hani dağın başında bir nadide endemik bitki, gidip onu keşfetmezseniz, göz önüne getirmezseniz kimse onun bir muazzam nadide bir bitki olduğunu bilmez. Biz aslında onlar işte o kır torosların eteklerinden, o ovalarından o kır çiçeklerini, o endemik bitkileri, nadide bitkileri bir şekilde keşfediyoruz. Bunlar tabii ki bu çocuklarımız yatılı okuyorlar. Bizim misafirhanemiz var. Çok güzel bir tesisimiz var. Spor tesisimiz var. Benden önceki değil, daha önceki Macit Bey, Sayın Macit Özcan, yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımızdı. Onun döneminde yapılmış çok güzel bir spor kompleksi var. Onun için de misafirhanemiz var. Zaten her türlü sportif imkanlar var orada. Çocuklarımız o tesise yakın bir ilköğretim okulunda bizim tarafımızdan, biz Milli Eğitim'le de işbirliği yapıyoruz. Okullarına gidiyorlar, geliyorlar, spor aktivitelerini ya da antrenmanlarını yapıyorlar. Akşam da dersleri dışında, spor dışında, kültür, sanat konusunda da birçok bilgi alıyorlar, ders alıyorlar. İşte hangi sanata ilgileri varsa ya da yabancı dil üzerine kendilerini daha da geliştirebiliyorlar. Bunu bu yıl izledik, sonuçlarını aldık. Gelecek yıl bunun çalışmalarını başlattık. Kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Şu anda 55 kızımız var. Bunu 100'ün üzerine, 120 rakamlara çıkarmak istiyoruz. Bir dünya şampiyonu çıkarsak bile ülkemiz için, sadece Mersin'imiz için değil, bir Mersinli dünya şampiyonu kızımızı oradan yetiştirebilsek, inşallah bunu görebiliriz, umut ediyorum. Bu bizim için de çok büyük bir değer diye düşünüyorum. Bu kadar çalışmaya, bu kadar çabaya, bu kadar emeğe bir değil birçok çıkacaktır, bundan eminim. Hazır eğitimden bahsediyorken, şimdi İstanbul'da mesela en büyük sorunlardan biri, ya da Ankara'da, İzmir'de, büyük kentlerde, Mersin'de de eminim böyle bir sorun vardır. Barınma. Şimdi bu çocuklar bir şekilde okul okumaya geliyorlar. Ve bin bir güçlükle aileler çocuklarını üniversitede okutmaya çalışıyor. Üniversiteden işte mezun olacaklar, iş hayatına girecekler, şu bu falan derken, ama bir şekliyle bir vizyon alacakları bir eğitim yuvasına gelecekler. Fakat barınamadıkları için pek çok çocuk okumaktan vazgeçiyor. Dolayısıyla yurt meselesini de çok önemsiyorum. Mersin'de durum ne? Mersin son yıllarda öğrenci kenti olmaya doğru evrildi. Çünkü 4 üniversite var. 2 devlet. Tarsus Üniversitesi yeni kuruldu. Mersin Üniversitesi daha eski, daha yerleşik bir üniversite. 2 vakıf üniversitemiz var. 60 binde öğrencimiz var. Yaklaşık rakam. Tabii. 9 bin civarında yatak kapasiteli yurdumuz var. Bu kredi ve yurtlar kurumuna bağlı ya da özel yurtlar. Kız, erkek karışık bu verdiğim rakam ve yaklaşık rakamlar. Belediyeler bu işin neresinde? Tabii ki birinci derecede sorumlu olanlar bakanlığa bağlı. İşte kredi ve yurtlar kurumu bünyesinde biliyorsunuz bunu, mevzuat ona göre. Yani bir yerel belediye bir binayı izin almadan, gerekli şartları, koşulları yerine getiremeden, hatta yurt da demiyoruz, misafirhane diyebiliyoruz. Bizim kırsalda bir misafirhanemiz var. 108 öğrenci kapasiteli, 68 kız, 40 erkek. Gülnar, bilir misiniz Gülnar? Bilirim, Karaman sınırı, düşünün. Yani çok kırsal bir yer olduğu için özellikle anlatıyorum. Orada hizmete önümüzdeki hafta giriyor. Orada meslek yüksekokulu var. Ama Gülnar'ın köylerinden, yani kırsal mahallelerinden merkeze gelip lisede okuyacak çocukların da kalacak, barınacak yeri yok. Şimdi biz iki görevi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu yurt,
krizinden sonra. Merkezde de yeni bir yurt yapımı devam ediyor. Bizde 120 yataklı oda. Ama sadece yerel yönetimlerin yurt yaparak bu açığı kapatması, ki görev alanı olmamasına rağmen, buranın altını çiziyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumu bütün imkanlarını seferber etmeli. Birçoğunlar da imkan, onlar da mevzuat onları imkanlı kılıyor. Bu açığı onların görmesi lazım. Yani pandemi vesaire, bu tip gerekçelerin arkasına sığınmalarını da çok böyle doğru bulmuyorum. Ve sani bazı şeyleri örtbas etme gibi bir şey. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Bir an önce de el atmaları gerekiyor. Biz de belediyeler olarak, zaten sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi değil, birçok bölgede belediyeler bu işe el atmış durumda. İlçe belediyeleri de bu konuda hassas davranıyorlar. Ancak biz sadece misafirhane ya da yurt yapımı ya da o imkanları sağlamanın dışında da öğrencilerimize özellikle her yıl 7000 civarında Mersin'de çocuğumuz 4 yıllık üniversite kazanıyor. Bu çocuklarımızın tamamı beyana tabi, herhangi bir gelir testine tabi tutmadan, yeter ki orada ikamet eden bir ailenin çocuğu olsun, bizden eğitim yardımı alıyor. Bu yılda 1600 TL alıyorlar, geçen yıl 1400 TL'ydi. Bu yıl bir ilave daha yaptık, yine bir 5-6 bin civarında şu anda müracaatları devam ediyor. Ön lisans kazananlar oluyor, toplamda 12-13 bin öğrencimiz üniversiteye giriyor. Onlara da 500 TL bir cep harçlığı. Okula ilk başlangıç yardımı meclisten, geçtiğimiz meclisten karar aldık. Bu yardımları yapıyoruz. Üniversite kenti sadece yurt değil ihtiyaç. Toplu taşıma da onlar için büyük bir külfet. Bizde 1 TL otobüs. 2024'e kadar, bunu daha önceki yıllarda açıkladım ben, 2019 yılında açıkladım. 2024'e kadar, yani ilk görev süremde Mersin'de toplu taşımada öğrenci fiyatı, toplu taşıma fiyatı 1 TL. 1 TL herhalde Türkiye'de daha ucuz bir büyük ulaşım il yok herhalde, diye evet düşünüyorum, ki bizde de son derece konforlu toplu taşıma araçlar var. Mesela çorba ikramından çamaşırhaneye kadar Mersin Üniversitesi'nin girişinde ve Tars Üniversitesi'nin girişinde çok muazzam bir çamaşırhanemiz var. Yani öğrencilik yıllarınızı anımsayın. Çamaşırhane giriyorsunuz. Böyle Amerikan filmleri geldi gözümün önüne birden. Çok güzel bir dizayn var orada da, işte çamaşır makinaları, giriyorsunuz, sepete koyuyorsunuz, çamaşırlarınızı atıyorsunuz, ayarlıyorsunuz, deterjanını koyuyorsunuz, şurada oturuyorsunuz, ders çalışırken kahveniz, çorbanız orada belediye tarafından size ikram ediliyor. Hı hı. Orada işinizi görüyorsunuz, dersinizde çalışıyorsunuz. Bunlar çok küçük dokunuşlar gibi ama... Küçük değil aslında, bir bunlar öğrenci çok büyük için, dokunuşlar. Tabii ki çok büyük. Yani üniversite ben büyük. Şehir dışında okudum. Hani, ailemden uzakta okudum, o yüzden tabii, bunlar çok... Tok acın halinden çok, anlamaz çok ama bunlar dokunuşlar. Çok büyük dokunuşlar tabii ki. Şimdi şu kadarcık yer Hollanda, bu kadarcık yer Polonya. Ama öyle bir tarım politikası ortaya koydular ki şu kadarcık yerde... Ve aslında bizdeki kadar verimli alanları olmadığı halde yine de çok iyi işler yapabildiler. Mersin bu anlamda müthiş bir yer. Dolayısıyla tarım konusunda öne çıkabilecek yerlerden biri. Çünkü çok verimli. Var mı destek? Şimdi tam da benim alanıma girdiniz. Tarım hani, tarafını çok çok önemsiyorum. Derler ya, aklım erdi ereri. Tabii tarım kenti Mersin. Muazzam verimli topraklar var. İklimi, çok. Bitki desen hep bunlara müsait. Yani yalın ayak başı kabak tarlalarda ayağımızda böyle çamurla büyümüş çocuklardık o zaman. Çok imkan sunuyor Mersin. Ancak yani Türkiye genelinde tarımı değerlendirirseniz, evet alanlarınız var, çok güzel işte Anadolu topraklar, birçok bitkinin ya da buğdayın, mısırın, zeytinin, birçok şeyin bitki çeşitliğinde olduğu geniş bir coğrafya ve ana vatanı. Ne eksek yetişir. Ne eksek, hani taş ek cam biter misali. Hı. Ama tabii uygulanan politikalarla ilintili bir durum. Bir bu. İkincisi, bir toplum Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilimi, bilimi mürşit kabul etmiyorsa istediği kadar çabalasın. Sonuç öyle çok iç acıcı olmaz. Her şey bilimle yapılıyor. Siz uğraşın, çabalayın.
Hollanda bir tohum üretir, İsrail bir tohum üretir, bir ıslah çalışması yapar. Gram paketlerde, 10 gramlık paketlerde yüksek fiyatlara, altın fiyatına size tohum satar. Siz tonlarca buğday üretin, mısır üretin ya da portakal üretin, mandalina üretin. Tarım bilimin ışığında, tarım modern, çağdaş anlamda yapıldığı takdirde tabii Türkiye'de tarımda da çok mesafe alınacaktır diye düşünüyorum. Biz gelelim kendi ölçeğimize, Mersin'e. Bizim hedef kitlemiz, yani bu makro politikalardan çıkalım. Tabii ki yanlışlıklar yapılıyor. Bizim hedef kitlemiz yoksul insanlar, küçük çiftçiler, aile işletmeleri ve kadınlar. Özellikle kadınlar. Tarım bizim çok yoğun destekleme yaptığımız alanların başında geliyor belediye olarak. Hem bitkisel üretime hem hayvancılığa. Örneğin bizim Hadi Gel köyümüze destek verelim projesi var her ay, her yıl 60 aileye ve 25 küçük baş hayvan ve damızlık hayvan bir işletme yaratıyoruz. Gerçekten yoksul, bu işi çok iyi biliyor. Bir aile, çok çalışkan ama yoksul insanlar. Bir anlamda ona marş motoru görevi yapıyorsun. Start veriyorsun, bir işletme kuruyorsun ve çalışmaya başlıyor. 5 yıllık bu proje, detayına girmeyeyim, zaman kaybetmeyelim. Nedir buradaki amaç? 5 yıl boyunca 300 yeni aile, işletme, aile işletmesi, hayvancılık işletmesi ve damızlık popülasyonunu geliştiriyorsunuz. Biliyorsunuz bizim o bölgelerde küçük baş hayvan, özellikle kıl keçisi, Toros Dağları'nın önemli hayvancılık aktivitelerindendir. Çok önemli bir çalışma, faaliyet alanlarından bir tanesidir. Bu projeyi ben çok önemli ve değerli buluyorum. Bizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Belki Türkiye'ye model olabilecek bir proje. Yeni çeşit ürünler, mesela avokado. Çokça artık sofralarımızda görüyoruz ve çok da değerli bir bitki. Her iklimde olmuyor ama bizim o bölgenin iklimi avokado üretimine uygun. Avokado fidanı desteğe yapıyoruz, üretim artsın diye. Ya da çok yeni çeşitler çıkıyor farklı alanlarda. Örneğin yine lavanta fidesi konusunda da. Hem lavantanın üretimi hem onun yağının elde edilmesi, bunların kooperatifler aracılığıyla yapılması. Hatta destilasyon cihazları, makinaları bile kooperatiflere hibe ettiğimiz oluyor. Neden? Hem üretsinler hem onun nihai ürünlerini elde edecek teknolojiyi ya da makinaları kendilerine sağlayalım. İnsanlar köylerinde doğduğu yerde doymayı görsünler, öğrensinler orada. Emeklerini, ekonomik değeri. Aslında iç göç de bu yolla kesilebilir. İnsanlar doğduğu yerde doyuyorsa zaten orayı terk etmeyi çok tercih etmeyecek. Kooperatiften bahsetmişken bir gazi çiftliği mi açtınız? Hı hı. Şöyle, orası çok güzel bir çalışma. Ya, kooperatifçilik de yani benim böyle çocukluğumdan hatırladığım, üniversitede ders olarak aldığım, ne kadar önemli olduğunu öğrendiğim ama gerçekleştiğini çok az gördüğüm bir şey. Çok sayıda kooperatif kurulabilir ama kooperatifleri yaşatabilmek önemli olan, o güçlü var. Çok doğru bir tespit. Bizim Mersin'de kadın kooperatifi aracılığıyla yaptığımız çok ortak proje var. Bir tanesi bu Gazi Çifti. Atatürk'ün 1930'lu yıllarda Silifke'de Gazi Çifti. Orada ilk tarım kredi kooperatifi ve ilk üyesi de Mustafa Kemal Atatürk. Tabii oradaki o günkü Türkiye koşullarında tarımı geliştirmek, tarım tekniklerini öğretmek. İşte orası daha sonra ziraat okulu oluyor. Daha sonra ilk öğretim okuluna dönüşüyor o Gazi Çiftliği dediğimiz bina. Bugünlere geldiğimizde şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'den Kadın Kooperatifi orayı halka açtı. Orada insanlar oraları ziyaret ediyor. O bölgedeki insanlar orada eğitim alıyorlar. Farklı alanlarda eğitim verebiliyoruz. Köylü kadınların ekonomik hayata katkılarını sağlayabilecek üretim kalemlerinin öğretilmesi orada sağlanıyor. Ve çok sayıda da ziyaretçisi var. Tabii ki Gazi Çiftliği sembolik olarak da çok önemli, çok değerli bir tarihi bir mekan orası. İşte 1930'lu yılların şeyini yaşatıyor size, havasını yaşatıyor size. Mustafa Kemal Atatürk'ü anımsatıyor. Kalkınma hamlelerini o dönemde ne kadar iyi niyetle
Türkiye'nin kalkınması yönünde çabaların sarf edildiğini size ortaya çıkarıyor. Oraya gittiğiniz zaman eminim ki duygusal olacaksınız. Orası öyle bir havası var. Şüphesiz öyle olacak. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için bize. Mersin'i tekrar dinlemek hakikaten ve günümü keyiflendiren bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Siyaset alanına böylece noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.